Ya siz dersiniz bana sürekli AirPods videosu, sürekli AirPods videosu. Ne oldu? Artık bunları diyenler AirPods videosu ne zaman geliyor? AirPods videosu gelsin yazmaya başladılar. Emin olun beklediğinize değeceğini düşünüyorum ben de. Çünkü elimde piyasadaki en iyi AirPods'lar var. Fiziksel olarak birebir ve içinde 4 tane var. Yani beni bayağı uğraştırdı gümrük konusunda. Detayları videonun devamında anlatacağım. Benim düştüğüm hataya siz de düşmeyin. E hadi hazırsanız başlıyoruz. Evet, paketimizi açmışlar, pançık pinçik edip tekrar bantlamışlar. Ürünü sipariş ettikten 12 gün sonra çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye giriş yaptı paket. Fakat evime bir telgraf geldi ve telgrafta bu ürünlerin değer tespitinin yapılamadığını ve yaptığım alışverişin tutarını gösteren kredi kartı slibini telgrafta belirttikleri mail adresine atmamı istediler. Cepbank'la alakalı bir sıkıntı yaşadım. O yüzden ödemeye dair olan dokümana ulaşamadım. Bu yüzden ürün aldığım linkleri attım oraya. İşte kabul etmediler. Olduğunuz ile yolluyoruz. Oradaki gümrük teslim alacaksınız dediler. Tamam dedim. 2-3 günlük sürenin ardından İzmir'de Bayraklı'daki gümrüğe geldi ve ben oraya gittim. Bu sefer vergiyi çok fena koydular. Hatta yetmez. Benden artık 3-4 video istemezsiniz bu hareketi. Yine kıpkırmızı oldayım. Gümrüğe gidip kendim teslim aldığım için üzerinde tutar yazmıyor. Toplamda 212 lira bilmem kaç kuruş vergi ödedim. Biliyorsunuz normalde bu tarz çakma AirPods'larda 15 ila 30 lira arasında bir vergi çıkıyor. Ve onlarca Bluetooth kulaklık getirttim. En fazla 32-33 lira ödemişimdir. Neden sürecin bu şekilde ilerlediğini size güzel bir şekilde anlatacağım. Siz de bu hataya düşmeyin diye. Neyse İzmir'deki gümrüğe gittim ben. İşte dedim böyle böyle paketim var falan getirdiler. Dediler ekstreyi görmemiz lazım. Dedim ki yani yok elimde ulaşamıyorum şu an. Ama dedim size ürünlerin linklerini göstereyim. İşte onun ne olduğunu nereden bileceğim vesaire dedi. Yani dedim göstereceğim linkler zaten düşük fiyatlı linkler değil. Siz de gümrükçüsünüz az buçuk fiyatlarından anlarsınız bu tarz şeylerin dedim. İyi tamam göster bakalım bilmem ne falan filan dedi işte. Açtım gösterdim 1000 küsür lira. Bir tutar oldu toplamda 4 ürünün. Bunun %20'sini aldı. İşte çıkarttı 212 küsür. Dedi bunu şuradaki vezneye ödeyin gelin ürünü teslim alın. Bu şekilde oldu ve gümrükteki görüştüğüm kadın memura sordum hani ben sürekli alışveriş yapıyorum. Sürekli de bu tarz kulaklıkları getirtiyorum. Neden böyle oldu diye. İki taneden fazla aynı paketin içinde getirmeyin dedi. Ticari düşünüldüğü için açılıp ayrı bir kontrole yollanıyor vesaire dedi. Maksimum iki tane getirin tek pakette dedi. Dört tane olduğu için böyle bir problem yaşadınız dedi. Hatta bakın 4 adet diye de yazmışlar. O yüzden arkadaşlar siz olun maksimum iki tane söyleyin. Ya da 6-7 kaç tane alacaksanız satıcıyla konuşun ayrı ayrı yollasın veya birini yollasın diğerini sonra sipariş verin o şekilde ilerleyin. Neyse yine ben ağzımı açtım kapatamıyorum şu poşeti artık yırtalım. Zaten açıp açıp bantlamışlar. Hadi bakalım yeni mahsul. Ulan bu köreldi bu arada şaka maka İsviçre çakısı diye övüyorduk yalan oldu. Hadi yeter bu kadar. Evet, şimdi alışık olmadığınız bir görüntü var ortada. Çok güzel bir paketleme olmuş. Bu bir. Bu arada AirPods Pro dedim. İki tanesi normal AirPods. Arkadaşlarıma aldım. Herkes kulak içi sevmiyor. İki. Üç. Dört. Bak bak bak. Açmışlar bunu. Vay namussuzlar. Sen gümrükçülere bak ya. Allah Allah. Neyse bu ikisini kenara kaldırıyorum. Bunların da aldığım linki aşağı ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Daha önce kullandığım ve tanıttığım ürün bu arada bu. Gayet de memnunum. Arkadaşlarım da istedi. Onlara da satın aldım. Neyse koyalım kenara bunları. Bu arada dışarıda kıyamet kopuyor ya. Saat kaç? Ha, akşam saat 9'da herkes balkona çıkıp doktorlar için alkışlama yapacaktı. O başladı büyük ihtimal. Hatta ben de çıkayım bir alkış yapıp geleyim. 2 hours later. Evet geldim. Millet yine çıldırmış ya. Alkış yapılacak dendi yine tabak çanak birbirine vuruyor. Bazı romanlar ıslık çalıyor falan. Neyse ama güzel. Bu tarz etkinliklerle evde kalmayı öğrenmeliyiz bence. Bu açılmamış olanı hiç açmayacağım. Açılmıştan devam edelim. Videoyu çok ufak böleceğim. Abone olup bildirimleri açarsan bana destek olmuş olursun. Hadi videoya devam. Evet bunu açarken gümrükçü abimiz veya ablamız bıçağı saplamış şuraya. Sıkıntı yok. Tüm seri numaraları, logoları, AirPods Pro yazısı, arkası da aynı şekilde. Orijinalinde olduğu gibi. Ön taraf kabartmalı. Gerçekten orijinalden farkı yok. Ama orijinalinden tek farkı vakumu yok.
İçinden yine Design by Apple in California yazılı kitapçıklarımızın olduğu küçük kutucuk çıkıyor. Burada diğer kitapçıklarımız var. Ivır zıvır, at hepsini. Çincik. Kutu içeriğimize gelelim. Burada ear tipler var. Aa, bu çok farklı. Şu önceki gelenlerde kartondu. Bunda plastik. Abi bir şunu oturtamıyorsunuz ya. Şöyle göstereyim. Çapraz koydum ama farklı kulak büyüklüklerine göre kulak tıpaları var. Ve orijinalinde olduğu gibi birebir yapmışlar. İçinden USB Type-C'den Lightning'e dönüşen bir kablo çıkıyor. Şöyle Type-C bir ucu. Diğer ucu da Lightning. Evet. Biraz önce izlediğiniz görüntülerin ardından yaklaşık 4 gün geçti ve ürünü 4 gündür kullanıyorum. Telefonumdan bu cihazı unuttum, sanki daha önce hiç kullanmamış gibi devam edeceğim videoya. Fakat öncelikle fiziksel özelliklerine gelmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz birçok AirPods tanıttım, farklı farklı modeller. Onlarla arasındaki farkı göstereceğim. Şöyle göstereyim. Daha yakından göstereceğim. Şurası bildiğiniz düz, tırtıklı olmayan bir alan. Burası sanki orijinalindeki gibi hava kanallı tırtıklı bir yapısı var. Arka tarafı da aynı şekilde. Burası yine tırtıklı. Burası düz. Mikrofon kısmına geleyim. Herkes buradan şikayetçiydi. Eski AirPods'larda kullanılan mikrofon kullanılıyordu eski aldığım modellerde. Bu son versiyonda mikrofon birebir aynı. Hatta şöyle bir model daha var. Onu da göstereceğim. Oha. Bunu tanıtmadım size henüz daha. Tanıtımını da yapmayacağım çünkü bunu getirttim. Her şeyle birebir. Bunun mikrofon kısmı AirPods Pro'nunkiyle birebir aynı. Fakat şu kulak tıpası dediğimiz bölüm normal Samsung kulaklıklarda olduğu gibi. Bu yeni getirdiğim modelde arasındaki farkı görebilirsiniz. Bakın bu ilk çıkan modellerden biri. Sonrasında biraz iyileştirme yapıp mikrofon kısmını halletmişler. En sonunda şu gördüğünüz versiyona geldi. Çok da güzel olmuş. Şunları yollayalım. Ben bu kadar AirPods aldığımı hatırlamıyorum ha. Ya bir de iki tane çekilişle verdim size. İki tane daha olacaktı arasında. Daha bu var. Açılmamış kutu. Gelelim kutumuza. Önce bir ağırlığına bakmak istiyorum. Ağırlığı orijinalinde 55 gram biliyorsunuz. 53 gram geldi gördüğünüz üzere. 2 gram fark bence affedilebilir. Detaylı bir şekilde kutuyu inceleyelim. Kutumuz gördüğünüz üzere arkasında yazıları mevcut. Lightning girişimiz, kapağın iç tarafındaki yazılarımız. Bu arada kapak her zamanki gibi mıknatıslı ve güzel çalışıyor. Kulaklıklar her şeyle birebir. Bu arada şu parmaklar için kusura bakmayın. Şöyle soyma alışkanlığım var benim parmaklarımı. O yüzden bir helal edin. Neyse, alttaki yazılarını görebiliyorsunuz. Yani orijinal AirPods Pro daha önce kullandım. Denedim diyeyim, daha doğru olur. Ve hiçbir görüntü farkı yok şu an için. Birebir yapmışlar. Sadece şuradaki hava kanalları hava kanalı değil, yapıştırmadan ibaret. Şu içteki kısımlar da aynı. Sadece şu altta gördüğünüz küçük siyah bölümler gerçek sensörler. Kulağınıza takıp çıkardığınızda müziğin durup veya tekrar başlamasını sağlıyor ve çok güzel çalışıyor. Devamını da göstereceğim. Özelliklerine geçmeden önce şu kulak tıpasının bu kulak tıpasından ne farkı olduğunu söyleyeyim. İnanılmaz konforlu. Ben kulak içi kulaklık çok kullanmayı sevmeyen bir insanım. Fakat bu kulak deliğinin yapısına daha uygun olduğu için çok güzel oturuyor ve hani sanki böyle kulağınızda bir şey tıkalı değil de sadece kulağınızın üstüne baskı yapan bir şey varmış gibi. Yani standart açık bir kulaklık kullanıyor gibi hissediyorsunuz. Gerçekten bu kulak uçlarının malzemesi de biraz daha farklı şu malzemeden. Şu kulak yapınıza göre daralabildiği için çok rahat ettiriyor açıkçası. Yani bunu kullandığımda bir saat sonra falan rahatsızlık hissediyorum kulağımda ama bunda kesinlikle öyle bir şey yok. 2 saat, 3 saat taktığında hiçbir şekilde sıkıntı yaratmadan kulağımda rahatsız etmeden kullandırtıyor. Yani gerçekten bayıldım. Fakat birkaç tane ufak eksi yönü var. Onları videonun devamında söyleyeceğim. Şimdi bir telefonumuza bağlayalım. Kapağımızı açıyorum. Hemen geldi. Bağlan dedik. Arkasındaki tuşa birkaç saniye basılı tutuyoruz. Ve bağlantı başarılı. Cart curt işte bir şeyler söylüyor. Kapattık. Şu an cihazımız bağlı. Şu AirPods Pro 2 tane gördüğü için 2 olarak yanına eklemiş karışmasın diye hemen girelim. Adını değiştirelim. Mert AirPods. Sonuna birkaç tane S ekleyelim. Tamam. İsmi değiştirdik şu an. Kulaklıkları çıkartalım. Kulaklıkları çıkardığımızda bu ayarlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Maalesef aktif değil bu özellikler. Sadece görüntüden ibaret. Yani aktif gürültü engelleyici özelliği yok. Ve bildiğim üzere şu ana kadar öyle yapılan bir çakma da yok. Ama yaparlarsa ilk ben çekeceğim, söz veriyorum. Sağ ve sol kulaklıkların ayarlarına geldiğimizde
Siri ve gürültü denetimi seçeneği var. Ben Siri'yi seçmek istiyorum. Çünkü gürültü denetimi aktif çalışmadığı için bir anlamı yok. Otomatik kulak algılama var. Size biraz önce göstermiştim kulağınıza takıp çıkardığınızda. Bunu anlayan sensör bu. Bunu devre dışı bırakıyor şunu kapattığınızda. Yani kulağınıza takıp çıkarttığınızda hiçbir değişiklik olmuyor. Ben bunu açık tutuyorum. Mikrofon bölümü var. Mikrofonu nereden alsın onu gösteriyor. Otomatik AirPods geçişi yapmanızı tavsiye ederim. Tek kullanıyorsanız eğer de hangi kulağınıza takıyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz mikrofonu. Güzel bir özellik. Ve çalışıyor da, denedim. Her videoda söylüyorum, tekrar hatırlatayım. Bu ürünler Android'lerde de Windows'larda da çalışıyor ama tabii ki Apple ekosistemi için üretilmiş bir çip olduğu için tüm özelliklerini kullanamıyorsunuz. Eğer iOS kullanıyorsanız, yani iPhone'unuz varsa daha verimli çalışıyor. Sürekli sorduğunuz için videoda söylemek istiyorum. Yine bu videonun altına yazanlar olacak biliyorum. Korona ile alakalı bir sıkıntı yok. Ticaret hiç durmadı zaten. Çin'de herkes evlerine kapandığı zaman sadece kargoda gecikmeler olmuştu. Ama Çin artık koronayı yendi biliyorsunuz. Durdurdu yani bir şekilde. Ve düzenli bir şekilde kargolar gelmeye devam ediyor. Yani kargom gelir mi gibi soruların cevabı evet gelir. Yaklaşık bir 20 günde falan elinize ulaşır. Aşağı linkini de ekliyorum ürünün. İsteyenler oradan alabilirler. Yine olduğum yer belli olmasın diye yukarıyı sansürleyeceğim. Şurada görebilirsiniz cihazımızı. İkinci sırada Mert AirPods olarak. Bir de söyleyebiliyormuşum gibi sonuna bir sürü S koydum. Evet, olduğum yeri tam olarak doğru gösteriyor. Hiçbir şekilde bir problem yok. Düzgün çalışıyor. iOS kullananlar Bul uygulamasından eşleştirdikleri cihazları görebilirler. Şimdi size bir müzik dinleteceğim. Bassları nasıl geliyor falan kendiniz duyun. Ama videonun sonunda ses performansı hakkında birkaç yorum yapacağım. Hemen bir bağlantı gecikmesi var mı onu bir test edelim. Evet, yine benim işe gitme vaktim geliyor. Videonun devamına iş yerinde devam edeceğiz. Mikrofon testi, dokunmatik testi, sensör testi. Bunları yapacağız. Ardından kulaklık hakkındaki düşüncelerim, ses performansı nasıl, pili ne kadar gidiyor, basları güzel mi? Bunun gibi kullanım deneyimlerimi söyleyeceğim size. E hadi iş yerinde görüşürüz. Evet, videoda iş yerinde görüşürüz demiştim fakat hafıza kartını almayı unuttuğum için iş yerinde çekim yapamadım. Boşu boşuna götürdüm kamerayı. İşten çıktım, eve geldim. Saat 9 civarı şu an. Deli gibi uykum var. Neyse, şimdi testlerimize geçelim. Kulaklıkları kulağıma takıyorum. Kulağınıza taktığınızda bir uyarı sesi veriyor. Şöyle bir kulakta nasıl durduğunu da göstereyim size. Bu şekilde gayet uyumlu kulağınıza. Şu çubuk kısmı normal AirPods'tan kısa olduğu için daha hoş bir görüntü sağlıyor bence. Öncelikle sensörlerden başlayalım. Gördüğünüz üzere müziğimiz çalıyor. Kulaklığı çıkarıyorum. Müzik durdu. Takıyorum. Devam ediyor. Tekrar çıkarıyorum. Durdu. Takıyorum. Devam. Sensörler çok güzel çalışıyor. Aynısı diğer kulak için de geçerli. Çıkarıyorum. Durdu. Takıyorum. Devam. Bu özellikler sadece Spotify'da değil, YouTube ve Netflix'te de geçerli. Onu da göstereyim. Şu an dizi oynuyor. Kulaklığı çıkarttım. Durdu. Takıyorum. Devam. Şimdi dokunmatiğini göstereyim. Tek tıkla durdurabiliyorsunuz bu şekilde. Tekrar çok ufak bir dokunuş yetiyor. Tekrar yapıyorum. Devamını Spotify'da göstereyim. Müziğimiz çalıyor. Tek tık yaptım. Durdu. Bir tık daha yaptım. Devam etti. Çift tık yaptım. Bir sonraki müziğe geçti. Bir çift tık daha yapalım. Yine müzik geçti. Şöyle ortaları alalım. 3 kere bastığınızda müziği başa alıyor. 1, 2, 3. Aldı. Bir daha 3 dersek bir önceki müziğe geçiyor. Şimdi bir de basılı tutma komutunu göstermek istiyorum. Basılı tutuyorum. Direkt Siri'yi açıyor. Basılı tuttuğunuzda tekrar Siri'yi kapatabiliyorsunuz. Kapanmadı lan. Basılı tutuyorum. Tamam, şimdi oldu. Dokunmatikler de çok güzel çalışıyor. Şimdi bir de mikrofonumuza bakalım. Evet, şu andan itibaren sesimi bu çakma AirPods'tan alıyorsunuz. Kullandığım süre boyunca
Birçok kez telefon görüşmesi yaptım. Performansı gayet iyi fakat rüzgarlı havalarda iyi değil. Onu açık söylüyorum. Yani sesiniz karşıya yine gidiyor ama iğrenç bir uğultu oluyor, rüzgarı alıyor. Ama onun dışında gürültülü bir ortam olduğunda uzaktaki sesleri fazla almıyor. Yani rüzgar olmadıkça çok rahat kullanabilirsiniz. Mikrofonlarının da gayet iyi çalıştığını biliyorum. Sesimin nasıl geldiği ile alakalı yorumlarınızı aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Şincik. Değerlendirmelerime geleyim. Tüm özelliklerine 10 üzerinden bir puanlama yapacağım. Daha iyi anlamanız için. Birinci sırada sensörlerle başlayalım. 10 üzerinden 10. Hiç şaşırmıyor yani. Çok güzel çalışıyor ve hızlı çalışıyor. İkinci sırada dokunmatik geliyor. Dokunmatikte 10 üzerinden 8 veririm. Çok nadiren 3 tıkı çift tık olarak algılıyor. Ama çok problem değil. Yani 10 basışımdan 9'u doğru basıyor. O yüzden 2 puan kırdım. Basslarına geleyim. Bassları beklediğimden biraz daha düşük. 10 üzerinden 7 veriyorum basslarına da. Yani kulak içi olduğu için güzel alıyorsunuz bassları ama biraz daha kuvvetli olabilirdi. O yüzden 7 verdim. Ses yüksekliğine geleyim. 10 üzerinden 7 veriyorum ona da. Çok yüksek seviyelere çıkmıyor ama kesinlikle tatmin eder. Zaten yalıtımı çok iyi. Hiçbir şekilde dışarıdaki sesi duymazsınız ama bangır bangır böyle sağır edecek kadar müzik dinletmiyor size. O kadar yükselmiyor yani. Bana yeterli. Manyak gibi dinleyenler varsa onlara az gelebilir sesi. Yani şöyle söyleyeyim. Sizi dinlerken rahatsız edecek seviyelere çıkmıyor. En yükseğinde dinlerseniz sizin tatmin eder. Öyle söyleyeyim. Ardından şarjına geleyim. Şarjına da 10 üzerinden 6 veriyorum. Şarjı çok iyi değil. Yani şöyle söyleyeyim. Kulaklıkların şarjı yaklaşık 3 saat gidiyor her biri. Ama kutunun şarjı çok az. Yani 2,5 değil 3 kez falan boştan doluya şarj ediyor. Yani toplamda 9 saat falan müzik dinleyebilirsiniz. Doldur boşalt şeklinde. Ses gecikmesini puanlayacağım. 10 üzerinden 10 veriyorum abi. Hiç gecikme yok. Sürekli Netflix'ten dizi izledim ve hiç problem yaratmadı bende. Ufak bir ses kayması hissetmedim. Mikrofonuna 10 üzerinden 8 veriyorum. Ses kalitesine de 10 üzerinden 9 veriyorum. Sesleri çok güzel veriyor. O kaliteyi hissettiriyor yani. Ve fiziksel tasarımına da 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel yapmışlar. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Şu kulak tıpalarına bayıldım. Hatta 10 üzerinden 20 verebilirsem veririm yani. Evet, genel olarak toparlayayım. Ürün bence fiyatına göre alabileceğiniz en iyi çakmalardan biri piyasadaki. Aşağı ürünün linkini ekliyorum. Açıklamada bulabilirsiniz. Daha önce tanıttığım TWS Pro logolu modelin linki olacak aşağıda, şaşırmayın. Aynı ilanın ürününü tanıtmıştım fakat komple yenilemişler. Yani o linkten sipariş verdiğinizde bu model gelecek artık size. Hani aynı ilan diye şaşırmayın. O üründen de çok memnun kalmıştım. Bu biraz daha iyileştirilmiş versiyonu. Sadece bir önceki modelin bassları biraz daha yüksekti ama bunun tasarımı dediğim gibi birebir olduğu için biraz daha memnun eder sizi. Video yine biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Helal edersiniz diye düşünüyorum. Yavaş yavaş kaçayım artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.